Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalarda orangutanlar hakkında oldukça fazla şeyler öğrendik. Ama üzücü bir gerçek ki bu oldukça geç kalınmış bir bilgi. Çünkü insan nesline o kadar benzemesine rağmen orangutan insan tarafından tehdit edilen hayvanların bir simgesi haline geldi. Şimdi hep birlikte en yakın hayvan akrabamızın yaşantısını ve hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi izliyoruz. Hiç kimse tropik vahşi doğa içinde hayvanların nasıl bir denge içerisinde olduğunu kesin bir dilde anlatamaz. Çünkü o dünya farklı vahşi hayvanların ve insana benzeyen maymunların dünyasıdır. Borneo ormanları hayatta kalan orangutanların, Asya'nın tek maymun türünün doğal yaşam ortamı haline gelmiştir. Orangutan ismi ormanın insanı manasına gelmektedir. Belki de bu maymunlar bu ismin verildiği zamanlarda ağaçlarda yaşayan ve konuşabilen, işe koşulmak istemedikleri için konuşamayan bir grup insan kolonisiydiler. Bu yavaş hareket eden akrabalarımızı asla bir işte görevlendirmedik. Ama insan neslinden oldukça çektiler. Ormanda kendi kendine dolaşan bu hayvanların nesli sadece binlerle ifade edebilecek sayılara indirilmiştir. Borneo'da ve komşu ada Sumatra'da bu orangutanlar küçük bölgelerde sınırlanmışlardır. Uzun eller ve yaklaşık 8 feet uzunluğundaki güçlü kollarla orangutanlar ağaçlarda yaşayan maymunlardır. Şempanzeler ve gorillerin tersine onlar tüm hayatlarını orman sahasından yaklaşık 20 feet yukarıda ağaçların tepesinde geçirirler. Bir erkek orangutan yaklaşık olarak 250 pound gelebilmekte ve bu nedenle de ağaçlarda yaşamak için oldukça iri bir hayvan oldukları düşünülmektedir. Bu nedenle bir kez yukarı çıktılar mı inmeleri çok güç olur. Ama öğrendiklerimize bakılırsa her gün inmeyi ve çıkmayı sevenler de bulunmaktadır. Yavrularını taşırken bile tıpkı bizim merdivenden indiğimiz kadar kolay bir şekilde ağaçlardan aşağıya inerler. Bu hareketi hayatlarının ilk gününden itibaren yapabilecek kadar güçlü doğarlar. Bu hayvanlar hakkında az bilgimizin olmasının nedenlerinden biri, yaşamayı tercih ettikleri karmaşık ve sık orman dokusunda onları izlemenin zorluğudur. Orangutanların ağaç tepesinde çok az düşmanı vardır. Ama bir kez yere indiler mi timsahların ve diğer iri etobur hayvanların avı haline gelebilirler. Orangutanların ağaç tepesindeki yaşantıyı daha komiksever bulmalarının başka nedenleri de vardır. Bu türdeki böcek ve kırkayakların yanı sıra orman yüzeyi 2 inç uzunluğuna gelen ve hayvanların deri altında parazit olarak yaşamak isteyen pek çok böcekle doludur. Bir başka neden, orangutanlar yüzmeyi bilmeyen nadir hayvanlardan biridir. Sadece birkaç fit derinliğindeki bir su birikintisine düşseler bile boğuldukları bilinmektedir. Bu tarzda su içmek orangutan için yapılacak tehlikeli hareketlerden bir tanesi olarak sayılmaktadır. Orangutanla ilgili az bilgi sahibi olmamızın bir nedeni daha onların toplumlarının doğası ya da bu doğanın olmaması olabilir. Şempanzeler ve goriller gürültücü maymunlardır ama orangutanlar daha sakin topluluklardır. Yaşam tarzları farklı alanlarda gelişir ve karşılaşırlarsa birbirlerini görmemiş gibi yaparlar. Ve genelde birlikte görülenler yavru ve annesidir. Anne ve çocuk ilişkisi çok gelişmemiştir. Yavrusuyla birlikte olan anne herhangi bir erkekle onu bırakıp gidebilmektedir. Annesinden yapacaklarını öğrenen bu 2 yaşındaki yavru da neredeyse bağımsızlığını ilan etmek üzeredir. Ama tırmanma onların doğal bildiği bir yetenek değil.
Bunun için annenin onlara öğretmesi gereklidir. This mother isn't taking any chances with her overconfident youngster. Daha sonra yeteneklerinin üzerinde bir ilgi göstererek genç orangutanlar pek çok kez tırmanırken yararlanabilir. After a hard morning of searching the forest for fruit, orangs often take the afternoon off. Sabah boyu süren yiyecek koşuşturması sonrasında orangutanlar öğleden sonra pek çok insan için tanıdık gelecek olan küçük bir şekerleme arası verirler. 2 yaşına gelinceye kadar bebekleri annelerinin yanından bir adım bile ayrılmazlar. 2 ila 4 yaş arasında ise kendi hareketlerini dengelemeyi öğrenirler. Orangutanlar ise hiçbir şey geliştirmemişlerdir. Ve bazen bir yaprağı şemsiye gibi tutarlar. Bu durumsa otobüs durağında yağmura yakalanmış bir insanın umutsuz görüntüsünü andırmaktadır. Her akşam ya da her yağmurun ardından orangutanlar dalları kırarak kendilerine yatak hazırlarlar. Şempanzeler ve gorillerde de bulunan bu hazırlık aslında maymunların birlikte doğdukları korunma içgüdüsünün bir ifadesidir. Bu merkezdeki en büyük konuk bu bebek fil. Borneo'da hala Asya filleri koloni halinde yaşıyorlar. Bu genç fil, tedirgin hareketlerle ormanın kenarında dolaşıyor. Orangutanlarla oynamak istiyor. Uygun bir tarzda birlikte yemek yedikleri için bu ikisi bir top oluşturmayı öğrenmişler. Bazen yavru orangutanların asla yürümediklerini düşünebilirsiniz. Onlar hep yuvarlanırlar. Sofra kalıntılarıyla midelerini doyurmak ya da evin dışında rahatça gezinmek gibi. Aslında bu hayvanlara vahşi doğanın kucağında nasıl yaşayacaklarını da öğretebiliriz. Ama üzücü bir gerçek şudur ki insan neslinin kendi hayat tarzından başkasına saygısı yoktur. Ağaca tırmanmak için filsin fazla zorluk çekmediği görülüyor. Bir orman vejetaryeni olarak bu yetenekler onun hatırına hemen geliyor. Çok uzakta olmayan bir başka yerde 2 yaşındaki yavru orangutan annesiyle besleniyor. These two finally square off for an upside down. Ve yavrunun aşağıya inip yeni gelen çocukla tanışmak istemesi uzun sürmeyecektir. İkisi ters bir boks maçındalarlar. Çünkü şempanzelerin çok sık yaptığı bu tarz hareketler maymun neslinin zevk aldığı oyunlardır. Bu arada anne de yavrusunun yaptığı hareketleri yakından izler. Tıpkı insanlar gibi maymunların da çocukluk dönemi 9 yaşına gelmeden önce bitmez. Yemek ormanda serbestçe bulunabildiği sürece orangutanlar aramak istemezler. Hazır olduklarında tüm gün gezinirler ve elleri boş dönerler. Bu programın ana fikridir. Ama bu kez bu orangutan derste çok ilerlemiştir. Tüm orangutanlar kampa geri dönmektedirler. Old graduates of the center occasionally pass nearby on. Somersaults seem to come naturally. Bu kez de orada duran su deposu olabilir. Karnını doyurup suyunu da içince bu orangutan tam bir rehavetin kollarında bulmuş kendini. Macera merakı asla bitmez. Özellikle bu gençler yeni buldukları her şeyi tepelerine koyarlar ki. Bir bebeğin dişleri sert meyveleri kıracak kadar güçlü değildir. Bu nedenle anneler genelde yavruları için meyve kabuklarını kırarlar.
Joan yavrusuna vermeden önce kabukları ayıklamak inceliğini bile gösteriyor. Vahşi orangutanlar toprakta asla rahat etmezler. Ve belki de bu yüzden Joan yavrusunu ağaçlara nasıl tırmanması gerektiği konusunda eğitmenin zamanı geldiğini hatırlatıyor. Yavrusunun her türlü yükünü çekmek dişi orangutanlara düşen bir görevdir. Topluluk hayatını sevmediklerinden ve kendilerini koruyacak bir erkekleri olmadığından dolayı tam 4 yıllarını tek bir bebeği yetiştirmek için adarlar. İnsanın ve maymunun benzer tarafları vardır. Bu her zaman konuşulmuştur ve tekrar bu hayvanların avcı olmadıkları sorusu sorulmaktadır. Bilim çevrelerinde ise inanılan şudur. Bu maymunların konuşma yeteneklerini geliştirmemeleri yiyecek için bir rekabet ortamı yaratmadıklarından doğmaktadır. Büyük maymunlar ve orangutanlar benzer hareketler gösterirler. Diğer canlılarda bulunan en gelişkin beyin onlarda olmasına rağmen çok daha ilkel bir yaşam tarzını tercih etmektedirler. Belki de bu büyük hayvanlar insan neslinin hızla ilerlediği devrimsel yolun sonundaki kopuk toplumsal hayatı kendi ormanlarında yaşamakta olabilirler. It's as if, in some remote age, these tree dwellers got sidetracked on one of the dead-end roads of evolution. As logging continues to travel, there may not have much further to go.